Simsiyah geldin. Neden olmasın? Ama giydiğin bu pırıltılı kumaş çok narin, çok naif. Gözlüklerin taşır. Bu peluş çantan ve ceketin taşır ama ben upuzun bir trench coat tercih ederdim. Daha havalı, daha yüksek olurdu benim için. Karnını hiç görmek istemezdim. Bununla görmek istemezdim. Tamam, karnını göreyim ama o upuzun şık bir trench coat isterdim. Bu pırıltılı kumaşla kafandaki bu sert şapka, şapkan çok sert benim için, bu takım için. Şu ayakkabılarımla yani... yakalamak istedim. Pardon? Ayakkabılarımla yakalamak Neyi? İstedim şapkayla. Bana göre bu takımın altında bu ayakkabı asla olmaz zaten. Teşekkürler. Nerede makyaj silici malzemelerimiz? Geldi galiba. Al Eda'cığım. Al bakalım Eda. Hadi görelim. Hep beraber sevgili seyircilerimiz de görsün. Sonra bu kıyafetle görüp puanımı vereceğim. Güzel bak. Güzel tam nasıl sil. Nasıl silsin o kadar makyajı? Yıkasın o zaman. Karışmam. O kadar iddialı konuştum. Eda'cığım şu an yaptığın hareket örnek bir hareket. Tebrik ediyorum seni. Güzelliğime aynanızı güveniyorum. Doğallığımı... Ne canım? Aynanızı rica ederim. Tabii ki. Makyaj silerken aynaya ihtiyacın var mı gerçekten? Çünkü eşit silip silmediğimi göremiyorum. Tabii ya. Canım, nereye sildiğimi, nereye silmediğimi. Bence şapkanı çıkart. Ondan sonra üstünü de çıkart. Rahat rahat. Yani gerçekten... Makyajını sileceksin. Evet hocam. Tabii söyledi, sileceğim dedi. Yani bir kadın için çok önemlidir hele ekranın önündeyken. Çünkü Aleyna ve Hülya ben öyle mesela, dediler ya. Ben mesela hiç makyaj yapmam. Mesela günlük ben de. Günlük ekranda da hiç yapmam makyaj, sevmem. Hiç benlik bir şey değil makyaj. Bize de dönebilir misin? Bu da zaten doğal halim, sabah böyle uyanıyorum. Vay vay vay. Eda'cığım o mendil Olmayayım. Kutusu bitecek mi bugün? Hocam asla bitmiyordu. Eda'ya bir alkış. Bravo. Gerçekten bravo. Öyle vallahi bravo. Helal olsun. Bir de şöyle gel. Bence buradan bütün kadınlara bu da bir örnek olsun. Biz bence her zaman her şeklimizle güzeliz. Öncelikli olarak kendimize güvenmemiz gerekiyor. Makyajlı da, makyajsız da. Bu kadar. Şu pırıl pırıl çok güzel bir krem hayal ettim. Sen de çiçek gibi olur. Evet. Şu an biraz harika. Kızardı sadece şimdi sildiğim için. Evet. Evet. O zaman puanlar. Puanları veriyoruz ve hanımefendiler için bu puanı sana veriyorum. 5. Teşekkürler. Bir de şöyle bir şey ekleyeceğim. Ben seni bugün çok beğendim. Teşekkür ederim hocam. 5. Teşekkür ederim. 2. Kalpte makyajsızlık çok güzel olduğun için. Evet. Senin yerine uğurluyoruz ve rojini alıyoruz podyuma. Gözlüğünü ver aşkım. Gözlüğünü ver. Roji. Gözlüğüm Hülya'da galiba. Yani Hülya'dan ver o zaman gözlüğünü. Tamam. Çabuk, çabuk, çabuk. Size mi? Çabuk, çabuk. Hemen ver. Buyurun. Bakamıyorum. Şimdi oldu. Evet, şimdi bütün detayları daha büyük ve net görebiliyorum. Ay görsen olur. Büyüteyim bakayım. Sen konuyu yanlış anlamış olabilir misin? Gülşah Hanım, bir şey yapmaya çalıştım ama pantolondan yana. Peki nereye gidiyorsun anlat. Gündüz kız arkadaşlarımla buluşacağım. Bir mekanda oturacağız. Ne ödedin bunlara? Şöyle göstereyim. Ayakkabılarım 90 TL. Jean pantolonum, içimdeki tişört ceketim 350. Kumaşım 250. Terziye 50 TL verdim. Takım ve gözlüğüm de 60 TL. Çanta. Çantam 50 TL. Özür dilerim. Hocam. Gözlerim kanıyor şu anda. Gözlerim kanıyor. Can geldi. Hatta özür dileyerekten. Ağlayacağım şimdi. O zaman hep ağlayacağım.
Şimdi hayatım sen o jean pantolonun o yanına o taşlı pullu taş diyorum düşün. Taş, ay pul parçayı nasıl yaptın? O berbat krem rengi ayakkabıların nereden? Ah. O ayak numarasına İkinci göre ayakkabı bulamıyor zaten. Ay sinir geldi, küpelerimi de atayım. Nasıl olsa gördünüz hepsini çıkarabilirim. Bu ayakkabıyı buldum. Hocam ne yaptın sen aşkım? Ama bunu bulmasaydı çıplak ayak gelseydi. Bir dakika niye giymiş onları? Ayak numarasını bulamıyor ayakkabı. Ayağın kaç? 43 mu? 41-42. Tamam 41-42 her yerde var ayakkabı. Yok. Düşün. Normal bir tane terlik giyseydin ya. Terlik. Terlik çok trend bir şey. Terlik giyseydin. Şu işin şakası bir yana. Sen cuma günü ne kadar şık, ne kadar güzel geldin. Ve puanlarınız ikizlerle neredeyse yakınken sen birden atağa kalktın perşembe günü, cuma günü. Eledin yani bir de kaç kişinin şeyindeydin. Sırrı ya yani olur mu bu? Üstündeki ne, içindeki ne, o jean'in ne? O yanları niye kestin, bunu niye ya ışıltı niye bunu yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir tane taşlı bir kemer alın ya. Hep alırız takarız ya. Bütün mağazalarda var. Taşlı bir kemer. Dinledim sizi hocam yani alın yarışmacılar onu, konuşacağım. Kahverengi, kahverengi mi o gözlük? Loparlı. Evet. Git indir bakayım onu. Loparlı hocam. Bu ne? Ay o çanta. Kusura bakma ama çok özlediğim bir söz var. Ay. Çok özlediğim. Uzun zamandır demiyordum. Bana denk geldi. Çok üzgünüm şu anda. Dillere pelesenk olan bir söz. Çok üzüldüm. Berbatsın. Tatlım. Berbatsın. Buyurun. Rojin, yüzün çok güzel. Bu saç sana çok yakışıyor. Ama bugün olmadı. Hocam farkındayım. Çıkarken de çok mutsuz. Farkındaysan o zaman neden böyle geliyorsun? Yapmak istediğim pantolon çok başkaydı aslında. Almak istediğim kumaş çok başkaydı. Olmadı, bulamadım. İstediğim şey olmadı lütfen, yani içimdeki. Lütfen yarın. Kesinlikle toparlayacağım. Teşekkür ederim. Hocam. Yasemin. Korkunç görünüyorsun. Evet, Yasemin. Bir daha böyle gelme. Sen çok güzelsin ayrıca. Teşekkür. Ne haber Rojin? İyi değilim Uğurkan hocam. İyi olmayacaksın tabii bak elim ayağım titriyor. Bugünün ikinci Aleyna vakası sensin. Evet. Helal olsun. Aynen. Konuşmuyorum. Ne söyleyeceğim? Daha ne söyleyeceğim?